İyi akşamlar efendim. Stratejik Analiz'e hoş geldiniz. Yine sıcak gündem başlıklarımız var. O sıcak gündem başlıklarından biri güvenli bölge. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle yürütülen güvenli bölge konusu. Ve aynı zamanda Diyarbakır'da bir eylem var biliyorsunuz. Bugün 8. gününde gerek Diyarbakırlı aileler, gerek başka illerden katılan ailelerin eylemleri devam ediyor. Yine sıcak günden başlıklarından biri. Diyarbakır'daki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Yine her zamanki gibi konuklarımızı tanıtarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Hoş geldiniz efendim diyelim. E, SETA Strateji Araştırmacısı Doktor Murat Yeşiltaş evet. bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Efendim hocam Profesör Doktor Muhittin Ataman Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz. Ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Sayın Canacun. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Birçok gelişme var sıcak gelişmeler var ama ben en sıcağından başlamak istiyorum <gülüyor> bugün <gülüyor> ee, güvenli bölgeye geçmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir sıcak gelişme ee, Başkan Trump'ın bir açıklaması oldu. Ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'u görevden aldığını söyledi. Ama sonrasında ve öncesinde çeşitli böyle son dakikalar gitti geldi. Önce Bolton'un istifa ettiğine dair bir son dakikaydı sonra Trump'ın tweet'i yine her zamanki gibi Twitter'dan bir duyuru yaptı. Tweet'i geldi. Neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Sürekli bir birileri görevden alınıyor, yeni birileri göreve atanıyor. Sizinle başlayalım mı Murat? Ya bu aslında Trump'ın bu politika <laughs> anlayışının bir parçası. Yani sadece ayrılanların kendi sorunlarıyla ilgili ya da onlardan mütevellit bir sorun olarak ortaya çıkmıyor. Biraz Trump'ın yönetme tarzıyla ilgili bir durum. Çünkü Trump'ın zihninde yol haritası çok net belli olan bir strateji yok işte güne kadar bu üçüncü olmuş olacak. Yani ilk Michael Flynn önce biliyorsunuz daha başlayamadan neredeyse istifa etti. E ardından McMaster gelmişti. O evet. çok kısa süre çalıştı ve John Bolton gelmişti. Aslında John Bolton'ın gelmesiyle birlikte Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisinde yol haritası belli olan daha net bir stratejik tavırın ortaya çıkacağı analizleri yapılmıştı. Hem Şahin'di hem de özellikle Trump'ın istediği ee, İran konusunda Amerika'ya bir yol haritası oluşturması konusunda en deneyimli kişi olarak lanse edilmişti. Ama bir problemi vardı. Ee, şahindi ama gereğinden fazla Şahindi. Trump'ın pragmatik e, tavrıyla, dış politikadaki pragmatik tavrıyla bu Şahin tavrının sürekli arasında bir uyumsuzluk ortaya çıktı zamanla. Neydi o uyumsuzluk? Aslında Trump İran'ı son derece sert bir şekilde eleştiriyordu. Obama döneminin politikalarını eleştiriyordu. İran anlaşmasının, nükleer anlaşmasının çok yanlış bir anlaşma olduğunu söylüyordu. İran'ı çevrelemekten bahsediyordu. Ama nihayetinde Şahin dereceye varacak bir şekilde İran'da bir rejim değişikliği, İran'a yönelik bir askeri müdahale gibi seçeneklerin de abartılı olduğunu düşünüyordu. Nitekim Pompeo ile John Bolton arasında bu tavır ve yöntem değiş uyuşmazlığına dair bazı dedikoduların da ötesine varacak durumlar oluştu. Şimdi evet. tabi İran meselesini yumuşatmaktan yana bir tavır sergilemeye başladı Trump ama bu tavrı e, daha sert bir noktaya çekmeye çalışan Bolton'la anlaşamadı. Dolayısıyla Bolton'la ayrışmasının en e, birincil noktalarından bir tanesi bu. Zaten bunu tweet'inde de açıkça gösteriyor. Ama tabii ki yine tweet'in karakterine e, içeriğine baktığımızda biraz Bolton'u rencide edecek bir e, orada ifade var evet. e, kelimeler seçilme itibariyle bakıldığı zaman çünkü hizmetlerinden dolayı teşekkür falan etmiyor uyuşmazlıkları olduğunu açıkça belirtiyor. Dolayısıyla evet. biz başından beri İran dosyasının Baltın'a verildiğini biliyorduk ama Baltın bu konuda hem ciddi bir ilerleme sağlayamadı hem de özellikle İran'a rejim değişikliği gibi son derece tehlikeli hatta bir askeri müdahale gibi e, son derece tehlikeli bir stratejik e, aracı e, kullanma noktasına doğru getirdi. Trump da tam tersi bir durum evet. yapmaya çalışıyor. Nitekim bakın, mesela bugün Taliban'la e, Camp David'de görüşme gibi bir planı olduğu <laughs> bugün e, konuşulmaya evet. başladı. Evet. Yani Trump sürprizlere dolu, açık bir insan. Zaten İran konusunda da, da bu tavır. Bu konuda ciddi bir tartışma e, tersine girdikleri Amerikan medyasına yansıdı. Dolayısıyla evet. şu anda yeni bir dönem başlayacak. Evet. Seçimler tabii yaklaşıyor artık. E, 2020 Kasım'ında seçimler olacak. Ocaktan sonra bu tempo başlayacak. Yeni bir güvenlik danışmanı bulmak zorunda. Tabi bu saatten sonra da herkes e, güvenlik danışmanı olma konusunda daha fazla düşünecektir. Biraz temkini davranacak. Kuşkusuz. Yani birçok son dönemde örneğin savunma bakan yardımcılığı konusunda teklif götürdüğü kişilerin birçoğu teklifi kabul etmemiş. Evet. Son bir, bir senesinde kimse Trump'la çalışır gözükmek istemiyor. Riski almak, Riski almak istemiyor. istemiyor. Belki Trump ikinci kez seçilecek ama Hı. dolayısıyla e, bu ulusal güvenlik pozisyonu, danışmanlık pozisyonu önemlidir. Ama şimdi yeniden boşaldık olduk. Peki yine güvenli bölgeye geçmeden önce kim yalan söylüyor sizce hocam? Yani istifa mı geldi yoksa görevden mi alındı? Sanki e, bu konuda Trump'ın sicili daha bozuk ve kabarık gibi. Yani e, doğru konuşmadığı yönünde Amerika medyasında çok ciddi eleştiriler var yani sadece bu konu değil pek çok konuda fakat Anlaşılan bu dün yaşanmış bir hikaye <laughs> ne yaşanmışsa artık hani bardağı taşıran damların bu Taliban'da görüşme yapılıp yapılmaması konusunda olduğu söyleniyor ee, yani çok da önemli değil aslında bir noktada ee, fakat e, şu e, yani bu bugünkü istifayı veya görevden almayı üç gün önce e, gerçekleşen başka bir Görevden almayla ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Tabii. Çünkü 3 gün önce Trump'ın ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt e, görevinden alındı. E, bugün eğer ulusal <laughs> güvenlik danışmanı da görevinden alınıyorsa, benim aklıma öncelikle şu geliyor: Trump'ın yakın zamanda yani seçim yatırımı, seçim sürecine girdiği için veya başka bir nedenden dolayı o e, sürprizlere açık tavır aslında bu sürprizlere açık demeyelim. E, e, tahmin edilemez bir kişiliktir Trump. Yani bir gün şöyle başka bir gün farklı bir şekilde davranabiliyor. Dolayısıyla sanki böyle Orta Doğu'da Trump izlemek istediği siyaseti doğru dürüst götüremedi ki Orta Doğu konusunda yani ulusal güvenlik danışmanı da Orta Doğu'da da etkin bir kişi olarak düşündüğümüzde Orta Doğu siyasetinin ben yanlış gittiğine kanaat getirip kendince tabii ki bunu yeniden yapılandırmaya karar verdiğinin bir göstergesi olarak okun, okunabileceğini düşünüyorum. Yani e, İranla ilişkiler ne kadar değişir gelişir bilmiyoruz ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha yakın zamanda e, İranla ilişkilerinde bir yumuşama sürecini başlattığı, hatta bu konuda Suudi Arabistan'la e, belir, belirli bir gerginlik de yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla Sadece Amerika noktasında değil, işte Birleşik Arap Emirlikleri noktasında da böyle bir şey olduğu söyleniyor. Bir şey daha yakın zamanda eğer beklendiği gibi çıkacaksa, biliyorsunuz Filistin sorununda bir asırın antlaşması yani bir <laughs> nihai projenin ilan edilmesi durumu var. Evet. Yani tahminen önümüzdeki hafta bu ilan edilecek. Eğer ertelenmezse bunu yapacak kişinin, bunu hazırlayan kişiler Farklı kişiler ama bunu ilan edecek kişiler farklı olabilir. Mesela bu konuda Trump'ın e, en yakınındaki üç adam e, Amerika'da çok bilinen fikirleriyle, aslında siyonist fikirleriyle bilinen damadı, e, bu özel temsilci ve David Friedman şu anda e, İsrail'de büyük elçi olarak görev yapan üç tane Yahudi, yani e, İsrail'in bu yayılmacı ve saldırgan politikasını destek veren üç kişi bunun Müslüman ülkeler, Arap ülkeler Hani buna Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil Mısır dahil olmak üzere oralarda ciddi bir olumsuzlukla karşılaşma ihtimalini de bana göre dikkate alarak böyle bir tavır e, almış olabilir. Yani evet. Orta Doğu'da e, sadece bir konuda değil pek çok konuda e, beklenmedik gelişmeler olabilir. Sanki Trump da kendince bunlara bir hazırlık yapmış gibi görünüyor bu iki kişinin görevden alınmasıyla Evet önümüzdeki günlerde aslında biz perde arkasını yavaş yavaş görmeye evet, başlayacağız yani ve yine burada sizlerle birlikte sızacaktır. konuşuyor olacağız. Şimdi geçelim güvenli bölgeye. Ben bir özet geçmek istiyorum. Bu güvenli bölge ile ilgili son birkaç günde neler yaşandı? Bir yoğun bir trafik var aslında evet. özellikle hafta sonu. Ortak Müşterek Harekat Merkezinin Kara Devriyesi gerçekleştirildi. Sonrasında Amerikalı komutandan bir açıklama geldi. Müttefiklerimiz YPG mevzilerinin ortadan kaldırılmasına tanıklık etmiştir dedi. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri bizim için değil YPG terör örgütü için güvenli bölge istiyor ifadesini kullandı. Sonrasında yine Hepimiz şahit olduk o görüntülere. Bir konvoy geçti Suriye'ye ve 55 tırdan oluşan bir konvoydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> yine YPG'nin de içinde yer aldığı SDG'ye bazı cihazlar gönderdiğine dair. Onların içinde iş makinesi, çelik nöbetçi kulesi ve kapalı kasalar olduğu belirtiliyor. Bunlar en azından bilinenler. Evet. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Sahada olanlar kozmetikten ibaret dedi. Yine kafalar bir karıştı. Bugün Amerikalı iki komutan Türkiye'ye geldi. Yarın Akçakale'ye gidecekler. Ve e, dakikalar önce de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan yine bir açıklama geldi. Oyalama taktiğine müsamaha gösteremeyiz dedi. Şimdi sahada neler oluyor belki de konuşmak lazım artık. Sahada neler oluyor Canacığım? E tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Yani sahada belli bazı adımlar atılıyor. Ancak gelen açıklamalardan görüyoruz ki bu henüz Türkiye'yi tatmin edici bir şekilde süreç ilerlemiyor. Tabii temel mesele bence burada güven bunalımı. Yani bir önümüzde Membiç yaşanmış süreç var. Burada da Amerika ve Türkiye ile belli bir mutabakat varmış. bir roadmap, yol haritası ortaya koymuş. Ama bunların uygulanmadığını adeta ABD'nin Türkiye'yi oyaladığına dair bir görüntü ortaya çıkmıştı. E, bu tabii erozyonla birlikte Türkiye şimdi çok daha sert bir şekilde elini sağlama almak istiyor ve bir şekilde sahadaki askerleri de yönlendirebilmek, Amerikan ordusu üzerinde baskı kurabilmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasi aktörler ve bürokratlar, kararcılar devamlı sert söylemler ortaya koyarak süreci yönetmek istiyor. E, tabii Müşterik Harekat Merkezi'nin kurulmasından sonra belli adımlar atıldı. Yani YPG'nin e, sınır hattından çekilmeye başladığını biliyoruz. Belli aşamalarda tahkimatlar burada elimin edildi, yıkıldı. Havadan ve karadan devriyeler başladı. Ama bunlar henüz anlamlı bir noktaya gelmedi. Çünkü burada temel mesele ee, şu anda kırsalda yürütülen sürecin meskun mahallelere genişletilmesi yani Aynılır Abdülabiyad Rasulan gibi sınır hattındaki meskun mahallelerdeki idari ve askeri kontrol nasıl olacağı bence ee, önümüzdeki sürecin sağlıklı ilerleyip ilerlemeyeceğini göstermesi açısından en önemli gösterge olacak. Malum Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri müzakere yürüttüğü süreç içerisinde e, Suriye demokratik güçleri paravan bazı askeri ve sivil meclisler oluşturmaya başladı. İşte Rakka sivil meclisi, aynı sivil meclisi gibi. Bunlar aslında görüntüde yerel unsurlardan oluşuyor ama hakikatte ise yine PKK angajmanında olan kişiler tarafından yönetiliyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki temel meselelerden bir tanesi e, meskun mahallelerdeki bölgelerdeki meclislerin gerçekten yerel sivil unsurlardan, yerel askeri unsurlardan oluşturulması ve Türkiye'nin onayıyla bunların idareyi ve askeri kontrolü sağlaması. bunun ötesinde ise tabi özellikle Türk ordusunun içeriye girerek belli askeri gözlem noktaları oluşturması. Bunlar bence en önemli belirleyici unsurlar olacaklar. Burada tabi derinlik ve uzunluk açısından da ne kadarlık bir alanın kontrol altına alacağı önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Bu konuda da Türkiye ile ABD arasında henüz netleşmiş bir şey yok. Türkiye baskısını artırarak, sahadaki Amerikan ordu güçlerine baskı yaparak ve burada da kendi alanını genişletmek istiyor diye düşünüyorum. Tabii evet. burada özellikle altın çizmesi gereken hususlardan bir tanesi de ABD içerisindeki farklı pozisyonlar. Yani biz anlaşmayı temelde yukumla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Kuvvetler Komutanlığı'yla yaptık ama sahadaki askeri gücü Amerika Beşiktaş'tan Sentkom. Dolayısıyla U-Kom ile Sentkom arasında da hem Türkiye perspektifinde hem de Suriye'nin doğusuna ilişkin farklı bakış açıları, farklı pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Özellikle Sentkom'un burada PKK'yı, PKK'nın Suriye yapılaması YPG'yi korumaya çalıştığını, onunla bir özel bir angajman içerisinde olması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye birinci elden doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından devamlı çok sert açıklamalar yaparak, e Türkiye'nin pozisyonunu yenileyerek burada sent da baskı yapıyor. Türkiye için bence en önemli mesele burada B planına hala sahip olması. Yani evet. bunda devamlı dile getiriyor. O nedir? eğer Amerika ve ŞİPT anlaşılamazsa Türkiye tek taraflı olarak askeri harekatını düzenleyecek. E bu bir süreçte bir şekilde Amerika üzerinde baskı olarak kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki YPG, PKK unsurlarını az önce söylediğim gibi bir hmm. e, yine silah yardımı yaptığını Tabii. gördük. O silahların içerisinde tam olarak neler olduğunu elbette bilemeyeceğiz hiçbir evet. zaman. E, dileğimiz bizlere karşı kullanılmaması. <laughs> Türkiye'nin de en büyük çekincelerinden, kırmızı çizgilerinden biri zaten bu. Şimdi aslında e, bu takviye öncelikle ne anlama geliyor diye sormak isterim Sayın Yeşiltaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pkk YPG desteklemesinin asıl amacı ne? Arka planında ne var? Hep bir DAEŞ, DAEŞ, DAEŞ deniyor ama yani, DAEŞ'le mücadele de artık sona tabii, gelindi deniyor tabii. bir yandan. Yani Amerikalılar'a <laughs> sorarsanız DAEŞ'le mücadelenin çok ön planda olduğunu görürsünüz. Özellikle zaten YPG ve işte beraberinde Suriye Demokratik Güçleri olarak ortaya çıkarılan yapılanmanın amacı buydu. DEAŞ'la mücadele etmekti. Ancak tabii zamanla Amerika'nın stratejisinde bir değişim ortaya çıktı ve bu bölgeyi uzun vadede otonom bir hale dönüştürmek, Suriye'nin özellikle önümüzdeki yıllarda belki haritası yeniden çizilecekse ki bu defakto olarak sanki öyle bir durum var ortada. Her ne kadar siyasal olarak böyle bir ayrışma olmasa da ve siyasi harita henüz e, resmi olarak değişmemese de böyle bir e, istek ve arzu var. Onun da ötesinde tabi şimdi Bolton'un ayrılışıyla biraz da okumak lazım meseleyi. Acaba bundan sonra bir değişiklik evet. olabilir mi? Şimdi evet. çünkü Sen, şunun altını çizmek gerekiyor. Bolton tamamen güvenli bölge anlaşmasına karşıydı. Karşı EPG, karşı korumayı savunan çok şahin bir isimdi. Şahin bir isimdi ama tabi burada şunu hep bir kenarda tutmak lazım. Sentcom. Şimdi Amerikan Orta Doğu stratejisinde sadece beyaz sayılayın dediği falan olmuyor. Yani bir takım meseleler var, bir takım askeri meseleler var. Taktiksel, operasyonel düzeyde daha e, düzey olarak o Amerikan stratejisinin makro düzeyini ilgilendirmeyen orada kurumlar çok etkili. Evet. Mesela bu Türkiye meselesinde böyle bir durum söz konusu. Şimdi CENTCOM'un sayfasına girip baktığınızda öncelikli tehdit olarak çizdiği birkaç tane husus var. Değer onlardan bir tanesi. Evet. İran'ın bölgedeki gücünün tasfiye edilmesi İran'ın bölgedeki nüfuzunun tasfiye edilmesi geriye doğru çekilmesini sağlanması bunlardan bir tanesi e nedir o tabi bölgesel gücü işte Şii e, milislerle e, bölgeyi kontrol eden bütün o kılcal damarlarına Irak'ta Suriye'de etki ortaya koyan bir yapılanmayı ortaya koyması mesela bu SENTCOM'un <laughs> önemli hedeflerinden bir tanesi şimdi bu iki hedefi ortaya koyduğunuz zaman SDG'nin dolayısıyla da YPG'nin varlığı Amerikalılar açısından çok meşru, son derece gerekli, lazım olan ve çok kullanışlı bir aparat. Şimdi bu güçle DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz. Amerikalıların iddiası bu. Yani çünkü bölgede DAEŞ'in tekrar ortaya çıkma gibi bir durum söz konusu. Öte taraftan da belki bunu rejimin, veya İranlı milislerin bölgeye tekrar yönelmesini yani fıratın doğusuna Deyruz zora rakkaya Arap olan bölgelere yeniden kontrol etmek istemesi karşısında değil mi Amerika Birleşik Tabii, Devletleri bir YPG'yi kullanabilir Tabii. Dolayısıyla böyle bir strateji olduğuna dair bir gözlemimiz var herkesin gözlemi de bu yönde Peki bu anlam ne anlama geliyor yani Türkiye' ile bir taraftan böyle bir anlaşma ki bunun adı anlaşma değil benim anladığım kadarıyla eğer sahada mevcut durumda askeri bir süreç devam ediyorsa ve Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı bundan memnun değilse, Sayın Sözcü de bundan memnun değilse ortada bir problem var demek ki. Evet. Yani yoksa niye böyle üst düzeyden bu tür açıklamalar yapılmış? Ortada açık bir problem var. Problemin adı ne? Güvenmiyor. Güvenmemekte de haklı. Yani çünkü makyaj olabilir. Yani 128 kilometre uzunluğunda bir yolda gittiler, geldiler. Evet. Şimdi burada herhangi bir Tabii tehdit devriyelerin yok zaten. herhangi bir önemi yok. Zaten. Önemi yok. Bu sembolik bir şey. Hakikaten sembolik bir şey. Şimdi bu devriye ve kontrol mekanizması ne kadar bir alanı kapsayacak? Yani 411 kilometrelik Suriye sınırımızı Fırat'ın doğusunda kapsayacak mı? Bu önemli bir soru. Evet. Dolayısıyla ilk test bu. İkinci test şu. Üst bölgeleri kurması lazım Türkiye'nin. Yani derinliği belki 30 olur bazı yerlerde. Bazı yerlerde 10 olur. Bazı yerlerde 20 olur. Ama belli bir alanı kontrol edecek, belli bir alanda da hükümetsel ilişkilerin tasarruf yetkisini kendisine alacak bir mekanizma kurması lazım. Yoksa ben askerimi <laughs> PKK'nın olduğu kontrol ettiği bir şehre niye sokayım? Evet. Böyle bir mantık yok zaten. Dolayısıyla buraları kontrol etmesi lazım ama burada Amerika'nın görüntüsüz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu güven problemi olduğu için her iki tarafta da Amerika'da alt tarafta YPG'yi tahkim edecek bir sistem kurmaya çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün karşısına şöyle bir durum çıkacak büyük olasılıkla. YPG aşağıya doğru indikçe ağır silahlarını alıp militanlarını da güneye doğru kaydırdıkça bir problemle karşılaşacak. Nüfus problemi. Nedir o? Araplar hiç de öyle tabii. Kürt Kürtlere YPG'ye kucak açmış gelin bizi yönetin demiyor, değil mi YPG'ye? Dolayısıyla böyle bir problem çıkacak. Bu problemi nasıl halledeceksiniz? Tabii ki silah gücü, askeri gücü tahkim edilmiş bir PKK ile yapabilirsiniz bunu. Dolayısıyla bir taraftan oraya da önlem alıyor. Ya da Murat Hocam Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisindeki Arap ağırlığını artırarak da bunu Amerika ve şefler yapabilir. Bunu, Ama tabii, orada bunu niyeti, yapabilir. niyetin ne olduğu burada önemli. Aslında. Yani işte uzun vadede şimdi önümüzdeki hafta Astana var. Evet. İstanbul'da gerçekleşecek. Mesela Hazardız burada günü, evet. nasıl bir siyasal durum ortaya çıkacak? Anayasa komisyonları çalışmaya başlayacak mı? İlan edilecek mi? Dolayısıyla orada Amerika Birleşik Devletleri mesela Astana ile ilgili ortaya çıkacak yeni durumda destek verecek mi? Destek vermeyecek mi? Bunlar hep şu anda bilmediğimiz sorular. Dolayısıyla buna destek vermesi demek Suriye'nin toprak bütünlüğünü Amerika Birleşik Devletleri'nin benimsediği anlamına gelecek. Ama realitede öyle bir durum var mı yok mu onu göreceğiz. İşte bu noktada belki Amerikalı komutanların bugün Ankara'ya gelmeleri... E... Ajandayı değiştirdi mi diye sormak isterim. E bugün Ankara'daydılar, yarın da Akçakale'ye geçecekler. Ortak Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunacaklar. Belki orada da yine toplantılar devam edecek. E Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ajandası var. Evet. Perde arkasında da sizin e, evet. altın çizdiğiniz üzere bir ajandası var. Ama Türkiye ile müttefiklik konusunda varılan bu anlaşmalar çerçevesindeki ajandası değişir mi sizce? Şimdi öyle bir e, ikilem içerisinde bulunuyoruz ki aslında ülke olarak e, Aslanı süreci söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri ısrarla bunun başarısızlığa akamete uğramasını ister evet. yani böyle bir beklentisi vardır evet. belki de çabası vardır ama benzer şekilde e, Rusya tarafından da Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazla karşı karşıya gelmesini ve daha üst perdeden bir gerginlik ilişkisi içerisinde olmasını temenni ediyor yani her birisi kendince Türkiye'yi hem ötekileştirme ama hem öbür taraflarda aynı zamanda kapıştırma siyasetini izliyor. Çok kullanılan kavramlardan bir tanesi şu uyalama diye. Yani bugün de yapılan açıklamalarda ya, evet. ben bu uyalama kelimesinin artık uyalamadan çıktığını Türkiye'yi aslında bir yıpratma sürecine dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü zaman Türkiye'nin aleyhinedir. Ama tam tersi bu süreç devam ettikçe, bu kriz ortamı, istikrarsızlık devam ettikçe bana göre hem Rusya hem ABD bundan istifade ediyorlar. Yani bölgeye yönelik projeksiyonlarını e, gerçekleştirme imkanı buluyorlar, uzun vadeye yayıyorlar. Ama öbür taraftan e, uğraştıkları ülkelerle daha fazla uğraşma imkanına sahip oluyorlar. Şimdi bu güvenli bölge noktasında <laughs> ajanda olarak daha önceki haftalarda da ifade etmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bana göre DAEŞ'ten bağımsız bir şekilde YPG'yi, PKK'yı bir aktör olarak kendine bölgede bir müttefik olarak seçtiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ne olursa olsun onun da kırmızı çizgisi şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla bu örgütü kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya çalışıyor. Yani ne olursa olsun ama YPG kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayabilsin, yani tabi ABD'nin desteğiyle bunu gerçekleştirebilsin. Yani bu güvenli bölgenin mesela genişliği, derinliği ne kadar olacak önemli değil. Önemli olan işte YPG'nin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayabilecek hususlar, semboller bile ne kadar sağlanacak o önemli. Mesela o sınır hattı boyunca benim aklıma gelen iki tane istisna vardır. Eğer Türkiye mesela o iki istisna noktasında hani 5 kilometrelik hatta 5 değil de 6-7 kilometrelik bir derinliğe bile ulaşabilse, tabiri caizse bütün bir miti yıkmış olur. Evet. Yani hem Kamışlı'da bir Kamışlı'daki orada Eset rejimini birlikleri de var. Yani en büyük yerleşim birimlerinden bir tanesi. Hemen sınırda biliyorsunuz. Yani Nusaybin'in öte tarafı öbür taraftan Kobani Hani Yanoban'ın arkadaşlarımdan rica edeyim o haritayı da versin. Evet, harita de ee, de görülsün. Kobani'nin etrafında örülmüş bir mit var. İşte Türkiye eğer 7 kilometrelik bir derinliğe inerse o şehir noktasında o miti de yıkmış olacak. Dolayısıyla hani bu YPG'nin aslında geriye gidişinin belki hatta çözülmeye başladığının bir ilk adımı olarak da düşünülebilir. Ama bu, bunu bana göre yaptırmayacak Amerika Birleşik Devletleri. Kaldı ki iki önemli istisna vardır. Yani Fırat'ın doğusunun doğusunu konuşurken, YPG'yi konuştuğumuzda, Fırat'ın batısında için önemli nokta var. Bir Membiç var, bir de Tel Rifat var. İkisi de bana göre birisi Rusların, öbürü de Amerikalıların kontrolünde ve YPG ile birlikte kontrol ettikleri iki ayrı bölgeyi ben netice itibariyle bir Pazarlık unsuru olarak ellerinde tutuklarına inanıyorum. Hı. Yani yarın öbür gün işte gerçek bir e, görüşme müzakere masasına oturtulduğunda ben bu iki bölgenin işte o e, görüşmeler sırasında işte Türkiye veya Türkiye'ye müzahir olan Suriye muhalefet güçlerinin kontrolüne vermeye razı olacaklarını e, söylerler. Yani bu şekilde o dediğim o kırmızı e, çizgiye de yaklaşmamış olur böylece. Ee, aynı zamanda şöyle bir telafi de olur. İşte bu aynı zamanda e, İdlib'de biliyorsunuz maalesef şu anda bir büyük bir krizin kapıda olduğu yönünde beklentiler var. Bu evet. beklentilerin e, hani olumsuz beklentilerin biraz hafifletilmesi adına belki Membiş ve Tel yine <laughs> kullanılabilir hale gelir. Yani e, önemli bir husustu Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla büyük bir proje vardı o projenin önüne bir ket vurdu. Yani e, biz hep konuştuk. Mesela Rusların, İranlıların maksimalist taleplerde bulunduklarını söylemiştik. Amerika'nın maksimalist talebi bozuldu. Yani o Tabii. onun beklentileri Akdeniz e o Akdeniz'e inen, Akdeniz e kuşak. inen e, kuşak gerçekleşmemiş evet. oldu. Dolayısıyla şu anda kendince işin minimumunda kalmak istiyor. O minimumda e, YPG'nin bağımsız bir aktör olarak yani bölge devletlerinden bağımsızlıktan bahsediyorum. yoksa Bu ABD'den veya Rusya'dan veya başka bir batılı devletten bağımsızlık anlamında söylemiyorum. Bölge ülkelerinden güçlerinden bağımsız bir aktör olarak sahada tutulmasını istiyor. Bir önemli kavram da şu mesela o DAEŞ'i sürekli biz dilimize pelensek yedik duruyoruz. Yani ABD açısından önemli bir gerekçe. Halbuki zaman zaman başka bir kavram kullanılıyor. Daş yerine. O da terörle mücadele. Evet. O terörle mücadele... ...terör kavramı, terörle mücadele kavramı... ...çok muğlak bir kavramdır. Yani istediği örgüte... ...terör yaftasını yapıştırıyor. İstemediği örgüte, terör örgütü olsa bile... ...terör örgütü değil... ...muamelesi yapabiliyor. Dolayısıyla... Örgüt meselesi değil aslında. Örgüt meselesi evet, değil. Yani mücadele. terörle mücadele... Asıl ...ama işte doğru. o muğlak bir ifadedir. Ve başı sonu belli olmayan... ...bir mücadeleyi ifade eder. Yani... DAEŞ'in beli kırıldı, DAEŞ'le mücadelede muzaffer olduk açıklamasını yapan ABD Başkanı'ydı. Evet. Peki neden o zaman destek vermeye devam ediyorsunuz? Çünkü başlangıçta mesela geçen sene ve bir önceki sene itibariyle o tür bir açıklama yapıyorlardı. Yani YPG'ye verdikleri desteğin stratejik değil taktiksel olduğunu söylüyorlardı. Ya işte Nedir bu? DAEŞ'le mücadelede strateji, önemli bir müttefik strateji olarak. Strateji olmayınca taktik strateji haline dönüşüyor. Yani zamanla çünkü politika yok ortada. o o Trump söz konusu olduğunda öyle olsa bile ben ABD açısından böyle bir şeyin de olmadığını düşünüyorum. Yani onların daha çok hoşuna giden kavram ve e, sürekli mücadelede. savunulabilecek kavram terörle mücadeledir. Yani bunun dünyanın her tarafını yayabiliyorlar. Dikkat ederseniz Latin Amerika'daki ülkelerle de benzer. Bu başlık altında antlaşmalar imzalıyorlar. Evet. Yani terörle mücadelede işbirliği 11 Eylül Hep Latin Amerika Eylül'ün mirası. Evet. İşte 11 Eylül'ün mirası zaten o Bolton'u da o anlamda almak lazım. 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'yı yöneten zihniyetin adı Neo zihniyetidir. Yani yeni muhafazakarlar olarak bilinen bir grup vardı, özellikle Bush'un başkanlık yaptığı dönemde ve bu istifa eden veya görevden alınan John Bolton. Onların en önde gelen kişiliklerinden bir tanesiydi. Yani Amerika'nın Irak'ı işgaline de, Afganistan'a girmesine de vesaire falan fikriyle öncülük eden insanlardan birisiydi. Dolayısıyla Amerika'nın bu zihniyeti de aslında bugün itibariyle kendi içinde sorgulanır hale geldi. Çünkü e, İngilizce'de counterproductive dedikleri bir e, kavram vardır. Yani siz bir amaç ulaşma, amaca ulaşmaya e, e, çalışırken bir şeyler yaparsınız fakat beklediğinizin tam tersi bir işlev e, görmeye başlıyor. Yani kendi kendini mağlup eden bir stratejiye veya bir taktiğe dönüşmeye başlıyor. Ben AB'den o noktaya doğru Ortadoğu söz konusu olduğunda gittiği kanaatindeyim. Hocam ee, onu biraz da işte Bolton'un yerine kimin geleceği aslında bize geliyor. onu da göreceğiz yani. evet. İşte o biraz Tabii. onu ıı, tahmini yapmayı zorlaştırıyor. Yani, Çünkü kişiler birlik hafta yani. birini atacağını Yani söylerim. kim geldi diye yani nasıl birisi geleceği ben, çok ben önemli. Ben, mi? ben Bence önemli. Yani, yani Bolton tarzı Hayır. birisi gelirse o zaman çok bir şey değişmeyecek diyebiliriz. Ama eğer gerçekten daha böyle liberal daha farklı Trump. şahin olmamışken zaten gelirse, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tavrı net. Türkiye'ye her seferinde Hı -hı. E, sizin güvenlik kaygılarınızı evet. anlıyoruz diyor. Münbiç'teki o anlaşmanın ve verdiği, verilen sözlerin e, baş mimarı da aslında Trump'tı. Ama verilen sözlerin yerine getirilmemesi dolayısıyla zaten oluştu güven bunalımı ve bugün anlamanın bu bu bir anlamı var mı? Var evet. mı? Sahada karşılığı var mı? Sahada karşılığı yok. Yani evet. aslında belki şunu konuşmak lazım. Yani i̇şte sahadaki e, aktörlerin o, niteliği değişmeye başladı. O bürokrasi Amerika Birleşik Devletleri Evetlerinde çok başlı şekilde işliyor bunu çok net bir şekilde biz Türkiye söz konusu olduğunda en azından <laughs> görüyoruz. Küçük bir parantez Lütfen ondan sonra buyurun. cana geçelim evet. isterseniz. Yani Suriye krizi söz konusu olduğunda Sentcom'un dolayısıyla askerin dediği oluyor. Evet. Ama Orta Doğu'daki diğer konularda ve krizlerde böyle bir şey yok. Orada daha çok işte o Greenblatt gibi Kuşner gibi daha siyasi figürlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani. Bunu e, ABD'nin Ortadoğu politikasını konuştuğumuzda öyle bir evet. e, ayrım da yapmak gerekir. Yani Suriye söz konusu olduğunda bir askeri baskınlık evet. var. Çünkü Türkiye ile ilişkileri başından beri Amerika Türkiye ilişkilerinde baskın olan Aktör hep asker oldu yani Pentagon oldu. Evet. Pentagon'da kim hakimse Türkiye ile ilişkileri o da o belirlemiş. İşte şimdi tam o noktada siz e, belki bu altının yerine gelecek isim belirleyici olabilir dediğiniz için size sormak isterim evet. bir değişim söz konusu olabilir mi yani e, aynı ses hı hı. yükselebilir mi bürokrasi aşılabilir mi? Yani Amerika şu, şu var de. tabi Amerika ve şirketler içerisine birçok farklı pozisyon var ve politikalar ortaya çıkarken tüm bu pozisyonlar mücadelesi sonunda baskın gelen grup bir şekilde kendi politikasını dayatmaya çalışıyor. Mesela Trump'ın çekilme kararından sonra dikkat edersen ciddi bir direnç oluştu. Ama o direnç sürecinde işte Amerikan Genelkurmay Başkanı da ya da işte da işte mücadelede çok önemli bir rol üstlenen e, gibi isimler istifa etmek durumunda kaldı. Ama ona rağmen çekilme sonradan tekrar iptal oldu ve farklı bir politika izlemeye başladılar. Aslında <laughs> iptal olmadı da İyi yani uz o evet, uzatıldı defakto ama askerlerin... Çekileceğiz e, diyor evet. Amerika. Amerika ama demek ki bu anlamda politika değiştirilebiliyor, revizyon yapılabiliyor. Şimdi Bolton gibi ismin ayrılacak olması her türlü çok önemli. Çünkü ideolojik açıdan az önce hocalarım da tanımladı. E, çok şahin politikalar izleyen birisi. İran askeri müdahaleyi savunan birisiydi. Mesela Venezuela açısından düşünün. Venezuela'da iktidar değiştirme sürecinin en önemli ismini Bolton yürütüyordu. Çok şahin bir politika izledi ve orada da başarısız oldu. Onlar da sevinmiş. İktidarı değiştiremedi muhakkak. Yani bu şu andan fazla değiştir. Sevinen e, siyasi iktidar muhtemelen Venezuela'dadır. Ama İran, Türkiye içinde İran, İran'da İran'da keza, keza İran da öyle. Filistinliler bundan çok memnun. Netanyahu en büyük kaybedenlerden bir tanesi olarak e, deklar edilmeye başlandı. Orada da Malum seçim e, kampanyası süreci var ve Netanyahu AB'den aldığı destekle de çok şahin politikalar Uygulamaya devam ediyor. Mesela en son kampanyasında ifade ettiği şey Ürdün Vadisi'nin de ilhak etmeye yönelik bir vaatte bulundu eğer yeniden seçimi kazanırsa. Dolayısıyla Amerika'da şimdi Trump'ın ortaya koyduğu pragmatik bir siyaset anlayışı var. Ama Trump'ın etrafındaki aşırı ideolojik ve neokon isimler onu şahin politikalara daha fazla itiyordu. Trump bunun tehdit olduğunu bence yavaş yavaş görmeye başladı ve seçim, seçim sürecinde seçim. onun en seçimleri aynen. kaybetme ihtimalini de ortaya koydu. E dolayısıyla burada eğer Trump pragmatik adımlar atarsa yanındaki isimlerin profilini kısmen daha liberal isimlerle görece değiştirmeye başlarsa bu Amerikan dış politikasını da özellikle makro felsef felsefede Trump liberallerle değiştirecek. çalışamaz ama. Yani. Görece liberal yani. Liberal evet, bir isimden doğru bahsetmiyorum yani. ama evet. Bolton gibi bir isimle çalışamayacağı da ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yani. daha az radikal evet. olan kişi. Yani belki öyle evet, demek evet, daha tabii. doğru. Çünkü bunlar gerçekten radikal insan Ama tabii yani önümüzde çok kısa bir süre var. Yani Amerikan da Amerika devleti hızlı manevra yapabilecek bir aktör gibi gelmiyor bana. Yani bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın aslında şu söylemini de göz ardı etmemek lazım. Eylül sonuna kadar dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip net konuştu. Erdoğan. Çok net konuştu. Dolayısıyla sıcak gelişmeler yaşanacak. gibi Yani görünüyor orada Trump'la bir görüşme olabilir evet. muhtemelen Amerika ve evet. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde. Evet. Onu bir deadline alarak oraya kadar baskı yaparak sahada Türkiye somut evet. kendi lehine adımların atılmasını bekliyor. Aksi takdirde askeri bir müdahaleyle bu tehditin devamı... Aslında Türkiye tutuyor. Diplomasi elden bırakmıyor diyelim ve hemen gündemin diğer sıcak başlığına geçelim. E, Süremizde yavaş yavaş azalırken HDP'nin önünde gerçekleştirilen e, annelerin eylemi. Bir Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da neler yaşanıyor? E, kaç aile olduğu sayı giderek artıyor biliyorsunuz. Anıl Yağcı o bölgedeki gelişmeleri izliyor, ailelerle konuşuyor. E, Anıl Yağcı senden dinleyebilir miyiz bugün? Neler yaşandı? Aile sayısı en son 21'di hala 21 mi? E, desteğe ilişkin orada e, ailelere desteğe gelenler de vardı. Oradaki söylemlere ilişkin neler aktaracaksın bize? Canan Reçber, Diyarbakır annelerinin Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 8. gün geride kaldı. Aradan geçen 8 günde Diyarbakır annelerine katılım da destekte de arttı. Aslında 8. gün diyoruz ama ilk olarak 2 hafta önce Hacire Akar isimli bir anne çocuğunun en son HDP Diyarbakır il binasına gittiğini iddia ederek binanın önünde oturma eylemi başlatmıştı. Çocuğunun terör örgütüne katıldığını ve de bunun sorumlusunun HDP HDP tarafından kandırıldığını iddia etmişti. Hacire Akar'ın oturma eylemi mutlu sona ulaştı. Çocuğuna kavuştu. Hacire Akar'dan bir hafta sonra da Çetin Kaya ailesi yine çocuklarının kandırılarak daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP sorumlu tuttu bundan ve de HDP il binası önünde Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. İşte o andan sonra oturma eylemine katılım ve de destekçi gibi arttı. İlk günün sonunda 3 kişiye 3 aileye ulaşmıştı. E, oturma eylemine katılan bugün 8. gün ve de belirttiğimiz gibi 8. günün sonunda 20 aileye çıktı. Bugün en son olarak Aylu ve Ödümlü aileleri katıldı. E, bu ailelerin iddiaları da yine kendili, kendinden önceki aileler gibi çocuklarının HDP tarafından kandırılarak daha çıkarıldığı yönünde e, biz kendileriyle görüştük. Çok e, ciddi iddialarda bulunuyorlar. Çocukları ile görüştüklerini söylüyorlar bu süre zarfında. Fakat çocuklarının da kaçmak istediğini ama terör örgütünün baskı, şantaj ve tehditlerinden dolayı e, kaçamadıklarını ifade etti bize aileleri. Ayrıca yine terör örgütünün çocuklara e, dağa çıkardıkları çocuklara uyuşturucu vererek, uyuşturarak e, zorla orada tuttuğunu e, ifade etti aileleri. Tabi Diyarbakır annelerine katılım artarken destek de artıyor. Aradan geçen 8 gün içinde sanat, spor, siyaset dünyasından birçok ünlü Nisima Diyarbakır'a geldi. Gazi ve şehit yakınları geldi. Bugün yine 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın eşi ve ablası gelmişti. Yine 15 Temmuz'da tankın önüne yatarak hafızalara kazanan Metin Doğan isimli bir gazi gelmişti. Hepsi Diyarbakır annelerine desteklerini ilettiler. Ayrıca yine AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat da bugün kendisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Oya Eronat'ın çocuğu da yine terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Dolayısıyla oya Aeronat'ta e, ciğeri ciheri evlat acısıyla yanan PKK yüzünden bir anne e, yarın 9. gün biz günler geçtikçe bu eyleme katılımın da desteğin de artmasını bekliyoruz. E, yeni gelişmeler oldukça da Diyarbakır'dan an be an aktarmaya devam edeceğiz. Evet Anıl Yağcı özetledi. Diyarbakır, HDP, il Binası önünde yaşananları bugün 8. gün artık bitmek üzere. Yarın aile sayısı belki de daha da artacak. Yarın hangi gelişmelere göre hep birlikte göreceğiz ama belki şöyle devam etmek lazım. Bugün İbrahim Kalın'a da soruldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne ve onların onurlu duruşu Türkiye'de karşılık bulmuştur dedi. Ancak bunun bir sosyolojik sorunlardan biri olduğunu aynı zamanda da belirtti. Çünkü terörle mücadelede bir eşik aşılmıştır dedi aslında annelerin bu onurlu duruşuyla. Sayın Yeşiltaş, e, Diyarbakır'dan yükselen sesler Türkiye'nin terörle mücadelesinde sizce ne ifade ediyor? Yani tabii şimdi terör e, yani bir aslında birçok meseleden e, bir araya gelen bir yumak gibi. İçerisinde o kadar farklı tonda mesele var ki e, Dolayısıyla bu yumağın kendisiyle uğraşırken, o yani görünen şekliyle uğraşırken, içinde de birçok alanıyla uğraşmak durumundasınız. Hani klasik olarak biz bu meseleyi çalışırken, terörizmin hem terör, teröristin doğrudan kendisiyle silahlı mücadele yaparken, aynı zamanda silahsız mücadele yapmanız gereken bir alan söz konusu. Burada işte finansmanıyla mücadele mücadeleden tutunda. Ee, bu eleman devşirme yöntemleriyle mücadeleye kadar birçok alanda devletin e, kurumların e, siyaset üretmesi bu siyasetin de alana sahaya yansıması gerekir dolayısıyla sadece sayılardan konuştuğunuz ve teröristin e, imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bir terörle mücadele politikanız olamaz dünyanın hiçbir yerinde de bu başarıya ulaşamadı dolayısıyla örnekleri var. Terör örgütlerini yok etmek suretiyle terörizmi çözen aktörler var. Mesela Sri Lanka'da Tamil Kaplanları evet. örgütü yok etti. Ee, yani askeri olarak örgüt yenildi. Ondan sonra da terörizm bitti. Ama tabii Türkiye açısından öyle bir mesele söz konusu değil. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından bakıldığında bu terörün sosyal, politik ve ekonomik ayaklarıyla hatta sosyolojik ayaklarıyla birçok alanda mücadele edildiği ve bu birçok alanda da toplumdan bir karşılık gördüğü anlaşılıyor. Tabii bu mesele nihayetinde Türkiye'nin meselesi ama PKK'nın eleman devşirmesi açısından haritanın bölgeye doğru Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya Anadolu da doğru daha net bir, daha koyu bir renk aldığını görüyoruz. Evet. Şimdi tabi biz burada Diyarbakır'ı konuşuyoruz ama belki Hakkari'den bir aile çıksa yine bu şekilde onurlu ve bu şekilde gerçekten bir organizasyon yapsa, bir aile öncülük etse e, orada da muhtemelen sayılar 20'ye 30'a 40'a çıkacaktır. Belki işte e, başka yerlerde Şırnak'ta, Cizre'de, e, Van'da, İstanbul'da hatta Ankara'da, Almanya'da, 21 Londra'da. 21 ailenin içerisinde aslında Türkiye'den gelenler de var. Türkiye'den gelenler Diyarbakır, de var ama bakın e, merkez seçmişler gibi merkez devam ediyor. Merkez seçmişler gibi. Ama yani sizin söylediğiniz ayrı ayrı illerde de, kuşkusuz. de yani bu, bu çok varlığını gibi. olduğu her yerde yayılabilir. Evet. Burada, bu, ya yani, burada resmi net bir şekilde ortaya koyuyor ailelerin. Ailelerin evet. beklediği yerde o bizim o eleman devşirme süreci olarak, radikalleşme süreci olarak baktığımız o süreçte oturduğu yer, ailelerin oturduğu yer sorunun da aslında doğrudan merkezine aslında işaret ediyor. Evet. Bu anlamda anlaşılan o ki bu merkezler siyaset yapılan, sivil siyaset yapılmak maksadıyla kurulan merkezler PKK'nın indoktrinasyonuna e, zemin hazırlayan Ondan da öte doğrudan doğruya eleman devşirme kanallarını kolaylaştıran merkezlere dönüşmüş. Bu aslında biraz daha bu mesele detaylı tartışıldığında siyasi parti merkezlerinin dışında birçok başka STK'nın bu amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir kırılmayı bence terörle mücadele bağlamında ortaya çıkardı, büyük bir eşiğin aşılmasını beraberinde getirdi ve burada şunu da gördük. Yani biz birçok konuda bu siyaset terör ilişkisini tartışıyoruz. Evet. O siyasetin ona cevap üretememesi, yani HDP eksenli siyasetinin kepek kapatması zaten ona evet. fiziki olarak. Tabii. Tam ee, da bunu soracaktım şimdi. O, o da o da başka bir durumu ifşa etti topluma. Türkiye'yi anlattı. Murat Hocam HDP kendini savunamadı ama ne yazık ki bazı marjinal gruplar Türkiye'de ya da siyasi partiler. Aileleri satında, suçladılar. HDP'yi korumaya, aileleri suçlamaya hatta Onursuzluk neden insanlar HDP'nin kapısında bekliyorlar? Doğru kapı aslında devletin devlet. kapısı. Bu çok burada görüntü şey. olarak devlet otoritesi zayıflıyor gibi çok yanlış bir argüman ortaya koydular. Halbuki tam da devlet otoritesi güçlendiği için o aileler HDP'nin yakasını yapacak hesap şey, sorabiliyor şu anda. Ki birçok aileyi tehdit ettiler biliyorsunuz. Evet e, soruşturma açıldı evet. HDP Diyarbakır il ve ilçe yöneticileri hakkında bir kısmı hakkında en azından e, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Şimdi artık son 3 dakikaya gidiyoruz. Peki ben e, Muhittin Hocam size sormak isterim. E, Biraz altını çizdi e, hocalarımız ama Sayın Acun ve Yeşiltaş. Şimdi e, HDP'li yöneticilerden bir açıklama hala gelmiyor. Bugün 8. gün dedik. Daha önce e, Hacire Akar <laughs> annenin feryatları karşısında da yine sessizlerdi. Neyle açıklanabilir? <laughs> açıklanabilir mi ya da? Aslında sükut ikrar mı onu bilmiyorum. Böyle durumlarda ne der? Çok zor durumdalar bana göre. Yani HDP yöneticileri. Çünkü bu başka bir şeye benzemiyor. Yani kim ne derse desin söz konusu olan annelerdir. Evet. Yani toplumun herhalde e, babalar en, da var gerçi orada. Ama 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 da, da, sen, ön plana çıkan evet. Evet anneler. Tabii anneler başlattı e, bu meselenin. Onun için evet. söylüyorum. Yani toplumun herhangi bir toplumun en masum ve en mahrem olan kesimini temsil eder. Yani en dokunulmaz, en kutsal olan kesimini temsil eder. Evet. Onların ee, ...ön plana çıktığı bir durumda... ...tabiri caizse akan solar durur. Evet. Ee, yani bir ana yüreği farkıdır. Hani babayla kıyaslandığında. Dolayısıyla... E, e, ...iki önemli husus... ...bir az önce Can'ın ifade ettiği... ...yani e, siz konuşurken aklıma geldi. E, sembolik... ...şöyle bir sembolik önemi vardır. E, bazı insanlar... Sırtını devlete dayayıp tırnak içerisine yani oradan cesaret alıp kendisine bir zarar gelmeyeceğini düşünerek dolayısıyla devlet otoritesinin yeterince güçlendiğine kanaat getirerek böyle bir çıkış yapma cesaretini bulmuştur. Evet. Ee, i̇kincisi ciddi bir psikolojik kırılma yaşanmıştır. Bana göre bunun emplikasyonları da olacak. Yani bundan sonraki dönemi de etkileyecek önemli bir çıkıştır bu. Bu bir psikolojik kırılma tabiri caizse fanusu kırmıştır. Evet. Yani dokunulmaz bir alana tabir caizse ilk defa dokunulmuştur. Yani Daha önce gidip PKK'dan çocuğunu getiren insanlar vardı. Yani ya para ödeyerek ikna ederek yani bir şekilde ama şu anda ya, biraz... da ya da HDP'liler evet. devreye girip. Ya da HDP'liler devreye girip aynen. Şu anda evet. böyle bir kitlesel çıkış söz konusu. Dolayısıyla kendi meşruiyetlerinin sorgulandığı bir evet. döneme e, girmiş oluyorlar. Kendilerinin nasıl savunacaklarını ben de merak ediyorum doğrusu bilmiyorum. Yani. Bugün de süremizin sonuna geldik. Size son sözü veremeden evet, e, Sayın yapayım. Can Acun. E, sevgili seyirciler strate stratejik analizin bugün de sonuna geldik. Hemen konuklarıma hızlıca teşekkür etmek istiyorum. Ben Biz Sayın Murat ederiz. Beşiktaş, Sayın e, Muhittin Ataman ve Sayın Can Acun. Dediğimiz gibi e, gerek Türkiye gerek bölge e, çok sıcak gelişmelere gebe. O sıcak gelişmeleri yine sizlerle konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizden bu kadar. İyi akşamlar.